Herkese selamlar arkadaşlar. Bodrum'dayız. Renault Rafael lansmanı için gelmiştik. Bir sürpriz oldu. Yenilenmiş ve makyajlanmış Renault Captur'u da inceleme, daha doğrusu ön inceleme diyelim biz buna, fırsatı elde ettim. Hemen arkamda görüyorsunuz otomobili. Neresi güncellenmiş, neresi makyajlanmış diyecek olursanız hemen hızlıca dış görünümden başlayacağım. Çok fazla detay vermeyeceğim bu videoda ve söylediğim gibi bu bir ön inceleme. Uzun bir süre kullanma imkanımız olmadı. 15-20 dakikalık bir deneyimim oldu sadece otomobille. O bakımdan videoyu izlerken bu şekilde değerlendirseniz sevinirim. Evet, dış görünümle başlıyoruz arkadaşlar. Logo yenilenmişti. Yeni logo artık Captur'da da kullanılıyor. Zaten kullanılmaya başlanmıştı. Şu ön taraftaki fark ediliyor mu bilmiyorum. Muhtemelen fark ediliyordur. Bu Renault logosuna benzeyen tasarım yine burada da var. Aslında markanın önceki modellerinde de, farklı modellerinde de bu tasarım anlayışı devam ediyordu. Buraya da gelmiş. Bu böyle baklava dilimi şeklinde olan tasarımlar aracın ön kısmında bolca karşımıza çıkıyor. LED farlarımız var. Bu önemli. Önemli bir detay. Yine bumerang şeklindeki şu gündüz aydınlatmaları da biliyorsunuz Clio ile başlamıştı. Yine markanın Rafael modelinde de vardı ve Captur'a da gelmiş durumda, artık bu şekilde bir tasarım anlayışı var. Yan tarafa geçtiğimizde ise Esprit Alpine paketi bu arkadaşlar, en üst paket. Bu en üst paketin çeşitli yazılarını hem aracın dış kısmında, burada mesela A şeklinde, içeride de hem dikişlerde hem de aracın farklı yerlerinde A harfi şeklinde görebiliyoruz. Şöyle yan taraftan baktığımızda aslında klasik bir B SUV karşımıza çıkıyor tasarım anlamında. Yukarı doğru devam ediyor. Buradaki parlak piano black detaylar var. Aşağıda koyu renk olanları var. Daha normal renk olanları da var arkadaşlar bu detaylarda baktığımızda. Dodiklerde başlayan ki oradaki mat bir renk, siyah söz konusu. Biraz alt kısımda hafif parlak şekilde yine arkaya doğru da devam etmiş oluyor. Arkaya geldiğimizde iki parçalı bir far tasarımı bizleri karşılamış oluyor. Bu far tasarımında bir kısmı arkaya doğru devam ediyor. Daha doğrusu bagaj kapağına doğru devam ediyor. Ortada buluşmuyor. Ortada logomuz var. Captur yazımız yine bizi karşılamış durumda. Bunun dışında başka bir şey yok burada. Şöyle güzel bir spoilerimiz var. Güzel bir spoiler bizi karşılıyor. Köpek balığı sırtı anten dediğimiz antenimiz de burada var. Bagaj tabii ki manuel. Manuel olarak açılıyor. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle manuel bir bagajımız var. Zaten bu segmentte genelde bir iki ufak tefek markaların dışında otomatik bagaj bulunmuyor. Şöyle iki parçalı ayarlayabildiğimiz bir bagaj hacmimiz var. İstersek bu parçayı aşağı doğru koyduğumuz zaman daha geniş bir bagaj hacmine de ulaşabiliyoruz. Bir de şurayı da açayım arkadaşlar, onu da size göstereyim. Yedek lastiğimiz de var. Herhalde tam boyuta benzettim ben bunu ama böyle buradan erişilebiliyor olması güzel. Buradan doğrudan yedek lastiği alıp kullanabiliyoruz. Çeşitli kancalar vesaire var. Aydınlatma bölümümüz de burada da var. Küçük bir aydınlatmamız var. Kancalar var. Bu şekilde aslında standart bir bagaj bizi karşılamış oluyor. Bagaj hacmimiz 484 litre arkadaşlar. Fakat bu otomobilde enteresan bir özellik var. Arka koltuklar öne doğru kaydırılabiliyor. Bunu yaptığınız zaman bagaj hacmi 616 litreye çıkıyor. Tabii ki şöyle bir yan etkisi var. Arkada oturanlar oturamaz hale geliyor. Çünkü arka koltuklar ön koltuğa neredeyse değme mesafesine geliyor arkadaşlar. Yetişkin birisinin oturması biraz zor olabilir bu hale getirdiğinizde. Şimdi gelin önce aracın arka yaşam alanına bakalım. Daha sonra ön yaşam alanına bakacağız ve son olarak sürüş deneyimiyle videomu kapatacağım. Evet, hızlıca arka yaşam alanına geldik. Burada aslında oldukça rahat bir yaşam alanı bizleri karşılamış oluyor. Böyle vallahi söyleyeyim, hani böyle bir karışı da fazla, bir karışa yakın bir diz mesafemiz var. Ben 1.70 boyundayım. Tavan yüksekliği de fena değil. Bakıyoruz 4 parmak filan kalıyor burada arkadaşlar. Aracın tavanı da iç döşemesi de komple siyah renkte tasarlanmış. Böyle hani deri benzeri ama suni deri bunlar biliyorsunuz. Koltuklarımız burada bu şekilde görünüyor. Kumaş ve suni deri kaplaması karışık. Şurada bir gördüğümüz gibi arkadaşlar havalandırma tarafımız var. Havalandırmalar kapatılması isterseniz. 2 tane tipçi, bir de çakmak girişimizin olduğunu söyleyeyim. Çok da yüksek olmayan bir şaft tünelimiz var. Yani 4 bilemediniz 5 parmak yüksekliğinde. Bir kişi burada rahat oturabilir. Yani ortaya oturduğu zaman sıkıntı olmaz. Koltuklar ama öne geldiği zaman hakikaten de burada yer kalmıyor. Onu da göstereyim. Yani şöyle hani biraz eğer uzun boylu birisi araba kullansa sıkıntı olabilir. Ya da koltukları birazcık öne çekmek gerekecek. Bu arka taraftaki yani bagaj hacmini arttırmak isterseniz bunun da bir bedeli var ama bunun böyle kaydırılabiliyor olması hoşuma gitti. Arka camlar otomatik, artık biliyorsunuz zaten arka cam manuel olamıyor. Malzeme kalitesi de B sınıfı SUV olduğu için. Burası kumaş. Üst taraflar, sesleri duyuyorsunuz, tangır tungur. Burada saklama ceplerimiz vesairelerimiz de var. İki tane de hem iki koltuğun arkasında da şöyle bir ceplerin bulunduğunu da söyleyeyim. Şimdi ön tarafa geçelim. Bakalım ön taraftaki yaşam alanında bizleri neler karşılıyor. Şimdi ön yaşam alanına geldik.
Of, gözlük düşüyordu az kalsın. Evet, ön yaşam alanımıza geldik. Ön yaşam alanında kokpit sürücüye doğru birazcık tasarlamış ama tam da değil. Mesela diğer modellerde biraz daha böyle bir açı var. Burada aslında hem yolcu hem de sürücüyle beraber kullanılabilecek bir durum söz konusu. Direksiyonumuz tamamen dairesel bir direksiyon. Hani bazılarında böyle üstten ya da alttan bir kesiklik oluyor. Bunda altta çok hafif bir düzleştirme var gibi ama yok da gibi. Bu Alpine dediğimiz paketin çeşitli renkleri, özellikle Fransa bayrağını bağdaştıracak olan renkleri, beyaz, kırmızı ve mavi dikişler hem direksiyonda var, aracın koltuklarında vesairelerinde karşımıza çıkıyor. Mesela şurada görüyorsunuzdur, bu konsolda bir bölümümüz var. Burası kumaş tasarlanmış. Hatta buraya gelmişken şu şeyi de gösterelim. İçi plastik, oldukça da derin bir torpido gözümüz var. Multimedya ekranımız önemli şimdi. Burada bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Burada Google desteğiyle beraber çalışıyor multimedya ekranı. Bu bence çok önemli olmuş çünkü önceki sürümlerde bir sürü sıkıntılar vardı. BTK ile ilgili bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyordu. Verilerin işte Türkiye'de mi kalacak, nerede kalacak vesaire hikayesi. Artık Google var. Google sesli asistan var. Buradan telefonunuzu eşleştirirseniz işte klimayı aç, şunu yap, bunu yap gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok güzel çalışıyor bu ekran. Gayet hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz bütün özelliklerini. Dokunmatiği vesairesi gerçekten güzel. Klima ile ilgili dokunmatik tuşlar bu alana konumlandırılmış. Aslında markanın diğer modellerinde de aslında böyle bir tasarım anlayışı vardı. Ama bazen de aşağı kadar iniyor tabii aracın özelliğine vesairesine göre. Klima ile ilgili ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Şurada küçük bir gözümüz var. Böyle telefon vesaire koyabilirsiniz. İki tane tip C bağlantı çıkışı burada da var. Çakmak çıkışımız burada da var. Şurada boş bir alanımız var. Burada yalnız kablosuz şarj yok. Aşağıda göstereceğim şimdi var. Vitesimiz bu şekilde. D, R, N, D şeklinde olmak üzere modlarımız var. Vitesi isterseniz buradan da P'ye alıp park moduna alabiliyorsunuz. Burada da park var. Elektronik yani bir el freni yok. Şurada kablosuz şarj alanımız var. Telefonunuzu buraya koyarsanız. Zaten kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay var. O yüzden buraya koyduğunuz zaman telefonunuzu ekrandan kullanabilirsiniz. 2 adet bardaklığımız var. Anahtarımızı buraya koyabiliyoruz. Şöyle bir kol dayamamız var. Kol dayamanın altında bir şey yok. Ama ileri geri hareket edebiliyor. Bu güzel olmuş. Keşke burada bir şey olsaydı mı diyeceğim ama koymamışlar. Direksiyonda sol tarafta sürüşle ilgili ayarlar yapılabiliyor. Bunların ayarları burada mevcut. Burada da aracın çeşitli fonksiyonları, telefon ve multimedya fonksiyonlarını görüyoruz. Vitesleri manuel olarak da kontrol edebiliyoruz. Burada kulakçıklarımız mevcut. Bunun dışında çeşitli ayarlar için şurada düğmelerimiz var. Aynalar ve kapıları buradan ayarlayabiliyoruz standart olarak. Bunun dışında aracın hani iç mekanımızın böyle olduğunu söyleyebilirim. Şöyle üst tarafa bakacak olursak araçta sunroof da var arkadaşlar. Bu şekilde böyle hemen sunroofumuzu açabiliyoruz. Yarıya kadar geliyor. Tamamını kaplamıyor. Zaten tamamını kaplasaydı arka taraftaki yaşam alanı birazcık daha dar olurdu. En azından baş yüksekliği anlamında. Şöyle sunrooftan elimizi çıkartıp bakabiliyoruz. Kapanması da yine şuradaki düğme üzerinden kapatabiliyoruz. Aynı zamanda perdemiz de var. Perdeyi de çektiğimiz zaman güneşli ortamlarda en azından daha serin bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Tavanda gördüğünüz gibi yine koyu renkle tasarlanmış bütün aracın iç kısmı. Bu koyu renk hakim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sürüş kısmına geçelim arkadaşlar. Otomobille ilgili, sürüşle ilgili deneyimlerimi burada aktaracağım. Daha sonra videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, Captur yolculuğumuz başlıyor. Biraz sürüş deneyiminden bahsetmek istiyorum. Söylediğim gibi bu bir ön inceleme videosu olacağı için çok fazla böyle hani deneyimsel şeyler anlatamayacağım. Dış tasarım özellikle değişmişti. Biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bu otomobilde arkadaşlar iki farklı motor var. Bir tanesi mild hibrit dediğimiz motor ki şu an bizim kullandığımız mild hibrit yani yarı hibrit olarak geçiyor. İçinde küçük bir elektrik bataryası bir de motorumuz var. O ağırlıklı olarak işte klima olsun ya da aracın işte aydınlatma vesaire olsun oralarda size katkı sağlıyor. Bunun dışında sürüşe doğrudan bir katkısı yok. Bir de tam hibrit motorumuz var. O değil bu model, onu söylemiştim zaten. Mild Hybrid'in özelliklerini ekranda şu anda gösteriyorum size. 1.3 litre 160 beygir motorumuz var. 270 Nm tork, 0-100 hızlanma 8.5 saniye. 100 km'de 6 litre yakıt tüketimi var. 10.2 inçlik dijital gösterge ekranımız var. 10.4 inçlik Opener multimedya sistemimizin olduğunu söyleyeyim. Motorumuzun özellikleri bu şekilde. Bu motorun fiyatı 1.5 milyon TL'den başlıyor. Araçta 23 farklı güvenlik teknolojisi bulunuyor arkadaşlar. Bu aracın bir B sınıfı SUV olduğunu unutmayın. B sınıfı SUV'un bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir model olduğunu söyleyebilirim. İki farklı paketimiz var. Tekno ve Esprit Alpine olmak üzere. Esprit Alpine bir üst paket. Orada birçok özellik var. Yine bazı fonksiyonları Kerana'da biliyorsunuz böyle ek opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz bazı özellikleri. Harman Kardon ses sistemi var mesela. Genelde bu
tarz otomobillerde pek görmeye alışmadığımız bir ses sistemi. Oldukça iyi bir ses veriyor. Bu modelde var. Şimdi başka sunroofumuz var. Sunroofla ilgili detayları aslında ön iç mekanı anlatırken sizlerle paylaşmıştım. Sunroofu da güzel bir şekilde açılıyor ve işte hani dışarı doğru ulaşabiliyorsunuz. Yarıya kadar açılan bir sunroofumuz var. Tabii zaten tamamı açılsa cam tavan olacaktı. O da ayrı bir konu. Bunun dışında otomatik vitesimiz var. Şanzıman değişmemiş, bilinen daha önce yine Captur'da kullanılan kuru tipi çift kavramalı bir şanzımanımız var. Zaten vites kolu da orta konsolda. Biliyorsunuz artık yeni modellerde artık direksiyona alındı. Bu modelde hala orta konsolda bulunuyor. Kablosuz şarj özelliği var. Apple CarPlay, Google Android Auto var ama şöyle bir güzellik var onu söyleyeyim. Bu multimedya ekranını Google servisleriyle birlikte kullanabiliyorsunuz. Önceki araçlarda biliyorsunuz öyle bir sıkıntı vardı. O sıkıntıdan dolayı bu kullanılamıyordu. Daha doğrusu o sürümü getirmemişti Renault Türkiye'ye. Şimdi artık getirmiş durumda. Google Asistan'ı kullanabiliyoruz. Mesela klimayı kapat. Tamam, klimayı devre dışı bırakıyorum. Klimayı aç. Tamam, klimayı etkinleştiriyorum. İşte bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki modelde bu yoktu. Ve eski model olduğu için ve onun altyapıları da farklı olduğu için o modellere gelme ihtimali de yok arkadaşlar. Hani bazen bunu soruyorsunuz. Yani benim arabam olur mu? İşte bende 2021 model var. Olur mu? Olmaz arkadaşlar. Donanım paketlerine baktığımızda B sınıfı SUV'larda gördüğümüz aslında standart özelliklerin hemen hemen hepsinin bu modelde de bulunduğunu söyleyebiliriz. Birçok güvenlik teknolojisi vesairesi var. Araçta 1.3 litrelik bir motor bulunuyor. Küçük de bir bataryamız olduğunu söylemiştim. Bu batarya sadece ve sadece aracın belli özelliklerine yardımcı oluyor. O yüzden yakıt tüketimi çok düşük değil. 6 litre vermiş marka ama bunu İstanbul gibi yoğun bir trafikte mesela 7-7.5'u çok rahat görürsünüz. Viteslerin manuelde kulakçıklarımız var ve manuel olarak da kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz hani daha düşürebilir veya daha da yükseltebilirsiniz. Yakıt tüketiminden bahsetmeyeceğim bu videoda çünkü yeni aldık aracı ve çok az bir süre kullanabildim ben. 20-25 dakika. Bu kadar bir sürede yakıt tüketiminde ahkam kesmek çok doğru bir yaklaşım olmayabilir arkadaşlar. Bana teste geldiği zaman güzel bir deneyim videosunda bu detayları, bilgileri size vereceğim arkadaşlar. Fiyat tarafında değerlendirecek olursak bu aracın fiyatı 1.5 milyon TL civarında ama tabii ki farklı paketlerde fiyat birazcık daha artıyor. Eğer ki tam hibritini almak isterseniz 1.9 milyon TL. Bence birazcık yüksek bir rakam öyle söyleyeyim. Diyeceksiniz ki diğer B sınıfı SUV'lar daha mı ucuz? Değil ama hani özellikle tam hibrit için söyleyebilirim. Tam hibrite çıktığınız zaman çok fazla seçenek var 1.9 milyonu verince. Hani 1.5 milyon bir B sınıfı SUV alınır mı? Veya onu alacağım mı, bunu alırım, şunu alacağım mı, şunu alırım? Evet öyle yorumlar muhtemelen bu videonun altına gelecektir. Duyar gibiyim o yorumlarınızı. Katılıyorum bu yorumlarınıza. Ben de aynı fikirdeyim. Yani B sınıfı SUV'lar benim gözümde birazcık sıkıntılı bir noktada duruyorlar. Çünkü o paraya işte belki 2-3 yaşında C sınıfı bir SUV alabiliyorsunuz. Ya da işte Çinli markaların biraz daha donanımı yüksek modellerinde alabiliyorsunuz. Chery olsun veya başka markalar olsun. Toparlamak gerekirse arkadaşlar Renault Captur güzel bir otomobil olmuş. Fiyat tarafında bütün B SUV'larda yaptığım eleştiri bunu da yapabilirim. Fiyatı bence birazcık riskli bir noktada bulunuyor. Onu alacağıma bunu alırım. Yorumlarının en fazla geleceği bence kategori B sınıfı. İyi düşünmek lazım, iyi taşınmak lazım. Çok fazla rakibi var, çok fazla kafa karıştırıcı modeller de var. Yani bu kategoriye girdiğimiz zaman 2008 vesaire de var biliyorsunuz. O bakımdan alıp almamak tercihinde tamamen sizin beklentinize, ne istediğinize vesaire kalmış durumda arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olarak birinci yapacağınız şey destek olabilirsiniz. Abone olanlar var, çok teşekkür ediyorum. Yorum yapabilirsiniz, videoları beğenebilirsiniz. Bu tarz katkılar önemli çünkü bu katkılar sayesinde en azından artık daha iyi bir noktaya getirebiliyorum kanalımı. Bu katkılarınızı da esirgemezseniz sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Oralardan da beni takip ederseniz harika olur. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.